Hoş geldiniz Toprak Bey. Hoş bulduk. Bir saat kadar kalacağız. Tabii ki efendim. Toprak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Çiğdem Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Masanızda ayrılın. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Babacığım. Hı. Kolay gelsin. Bak sana ceviz helvası yaptım. Yanında da okkalı bir kahve. Oo, bayılırım, bayılırım. Afiyet olsun. Ver onu bana. Oh, 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 oh. Ya sen misafir odasını hazırlamışsın canım. Evet babacığım. Güzelce temizlettim ben oraları. Zaten sana da o konuyu danışacaktım. Hayırdır, kim geliyor? Ece var ya bizim İtalya'dan. O iş için gelmiş Isparta'ya. Onu otelde ziyarete gittim. Ay baba bir görsen. Kızcağız tek başına yapayalnız. Hiç içime sinmedi onu orada tek başına bırakmak. Eh be canım. Oğlanın hayatına böyle müdahale etmesen daha iyi olmaz mı? Babacığım aşk olsun. Ben size danışmadan bir şey yapmıyorum ki. Olmaz mı hem? Yani Ece de bizim kızımız sayılır. Bugün kızımız, yarın gelinimiz diyorsun yani ha? E inşallah ama tabii nasip o işler. Fena mı olur baba ya? Kız çok iyi bir aileden geliyor. Hem ben de çok seviyorum. Toprağıma yakışmaz mı? Hem biliyorsun onların bir mazisi de vardı. İyi, arzunun katında bir süre geçici olarak kalsın. Misafirdir, eyvallah. Yalnız unutma. Geçici. Tabii babacığım, kesinlikle. Tabii. Şayet kalıcı olacaksa ne yapacaksan yap, işleri hızlandır. En azından söz falan kesilsin. Cümle alemin diline düşmeyelim. İsabet buyurdunuz babacığım. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. İnşallah öyle olur. Ya sen bunu çok güzel yapıyorsun ya. Ellerine sağlık ya. Afiyet bal şeker olsun babam. Oldu zaten, şeker tavan. Gonca. Arda. Gel bak sana acayip bir şey göstereceğim. O ne? Gel de gör. Geldim. Gel tut bir ucundan. Aa, bu eve çok benziyor. Hı. Ama değişmemiş. Sanki baştan çizilmiş. Birinin senin evinde uzunca zamandır gözü varmış. Kimin varmış? Sen nereden buldun bunu? Bu senin sürekli birlikte dolaştığın çocuk neydi adı? Toprak. Ha, Toprak. Toprağın ofisinde daha bunlardan onlarca var. Adam resmen senin eve kafayı takmış. Tek derdi bu ev. Mimarlık okuduğundan bahsetmişti aslında ama. Gonca, sana gösterdiği ilginin farkında değil misin sen? Sana yardımcı olmaya çalışır gibi yapıyor ama tek derdi bu evi senden almak. Sen nereden buldun bunu? Nereden bulduysan hemen oraya gidiyoruz. Dur. Yani eğer hesap soracaksan şu an bunu aldığım yerde değil Toprak. Nerede? Manzara Restoran diye bir yer var orada sevgilisiyle. Sevgilisiyle mi? Bu evi senden alıp restore edecekler. Evlendikten sonra da muhtemelen burada oturacaklar. Yani benim duyduklarımla anladığım bu. Zaten sana karşı olan bütün ilgisi, alakasının tek sebebi de buydu. Ver şunu. Bu Toprak neredeyse beni hemen oraya götürüyorsun. Tamam, gidelim.